Mutfak sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bayram tatlısı yapacağız. Tabii ki baklava. Bayram baklavasız olmaz. Ben bunun için özellikle yapımı çok kolay, sunumu çok şık olan bülbül yuvası tarifini seçtim. İlk önce ana malzemeleri görelim, yapım aşamasına geçelim. Tereyağı kullanacağız. Bir paket baklavalık hazır yufka kullanacağız. Ceviz ve şeker. Baklavalık yufkayı özellikle ben Amerika'da yaşayan arkadaşlar için söyleyeyim. Bu markayı kullanıyorum ve 4 numara kullanıyorum. Bunu buzlukta muhafaza ediyorum ama yapmadan 2 gün önce mutlaka çıkarıp oda sıcaklığında bekletiyorum ki sararken kuruma olmasın. İlk önce baklavanın şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 200 ml su bardağıyla 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su koyacağız ve bunu karıştırıp ocağın üzerine kaynamayı bırakacağız. Ben 3 su bardağından biraz daha fazla su koyuyorum. Onu da kaynama payı olarak bırakıyorum. Çünkü kaynarken biraz buharlaşacak. Tam 3'e 3 olsun diye ekstradan biraz su koyuyorum. Bunu koymaya da bilirsiniz. Ocağın üzerinde kaynamayı bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca da içerisine bir dilim limon ilave ediyorum. Cevizleri robottan güzelce çekiyorum. Cevizi bolca yapacaksanız bolca kullanın. Ben yaklaşık bir kase kadar kullandım. Az gelirse tekrar yine ilave edebilirsiniz. Çok gelirse bir küçük bir kavanoza kaldırıp başka zaman başka tatlılarda veya baklava yaparken kullanabilirsiniz buzdolabında muhafaza ederek. Ben çekilmiş cevize 1-2 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Bunu daha önce çalıştığım bir pastanede bir Arap arkadaştan öğrenmiştim. Yaptığı tüm baklavalara, özellikle kare baklavaya mutlaka bunu uyguluyordu. Ben de sizinle bir fikir olsun diye paylaştım. 300 gram kadar tereyağını küçük bir tencereye alıyorum ve ocağın üzerine erimeyi bırakıyorum. Üzerine toplanan köpüklerini de alıyorum. Tüm malzemeler hazır. Artık sarma işlemine geçebilirim. Bu kalınlıktan ya da bundan daha ince bir kalınlıkta çubuk kullanacağım sararken. Bir paket baklavalık yufka kullandım. Paketin içerisinde 24 adet oluyor ama bazen aksi durumlar olabilir. 22 adet ya da 23 adet yufka çıkıyor. Bazen yufkaların şekli de bozuk olur. Tüm bu aksilikler yaşanacaktır ama tam 24 adet çıkarsa eğer bir paketten böyle yuvarlak bir borcamı ya da dikdörtgen bir borcamı dolduracak kadar, hatta 2-3 tane de fazla olacak kadar baklava çıkıyor. Ben tek tek sarıyorum yufkaları. Bu şekilde tezgahın üzerine alıyorum. Geri kalan yufkaların üzerine mutlaka örtüyorum ki kurumasın. Ben yufkaları tek tek yağlıyorum. Çünkü hem sarması çok kolay oluyor hem daha lezzetli bir baklava oluyor. Kuru kuru sarıp sonradan yağ da dökebilirsiniz ama bana göre bu şekilde sardığımız için ara kısımlarına çok fazla tereyağı bulaşmamış olur ama tek tek yağlarsak çok daha lezzetli oluyor. Yufkayı alıyorum, üzerine güzelce yağlıyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar ceviz koyuyorum. Cevizi koyarken de yufkanın biraz daha iç kısmına doğru koyuyorum. İşte videoda görüldüğü gibi. Üzerine de yufkayı kapatıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman ceviz sabit duruyor, dağılmamış oluyor ve sararken de çok kolay bir şekilde sarılıyor. Çubuğu koyup sıkı bir şekilde sarıyorum. Yufkayı rulo gibi sardıktan sonra tekrar yine üzerine tereyağla yağlıyorum. Sağ ve sol taraftan tutarak ortaya doğru büzdürüyorum. Ve çubuktan çıkarıyorum. Çubuktan çıkardıktan sonra da kendi etrafında sarıyorum. Bir tane yufka kullandığım için biraz boyutu büyük oluyor. Ama daha küçük bir yufka kullanırsanız ya da el açması bir yufkada bu daha küçük bir boyut olacaktı. Bu şekilde borcamı, bir borcam tamamen doldu. 3 tanesi de fazla arttı. 23 adet yufka oldu. Geri kalan tereyağını da yine üzerine tekrardan sürüyorum. Ve orta kısımlarına ceviz koyacağım. Bu haliyle de pişirebilirsiniz ama ceviz de çok güzel yakışıyor. Ve önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve nar gibi kızarmış olan baklavayı fırından alıyorum. 2-3 dakika sonra da tamamen soğumuş olan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Ben çok şerbetli sevdiğim için 3 su bardağı
şeker kullandım. Siz isterseniz 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su kullanın ama unutmayın şerbeti biraz kaynatıyoruz. Kaynatma esnasında biraz hafif buharlaşma da oluyor. O yüzden 2 su bardağı kullandığınız zaman mutlaka yarım su bardağı suyu biraz fazla koyun ki buharlaşma payı da olmuş olsun. Şerbetini tamamen çektikten sonra birkaç kare çektim. Ama karede bir şeyler eksikti. Sanki biraz daha süsleyebilirim bu baklavayı. Tabii ki yeşil fıstık imdadıma yetişti. Yeşil fıstık serptikten sonra daha böyle hoş ve çok güzel bir görüntü oluştu. Tüm baklavalar arasında en çok sevdiğim baklava oluyor bülbül yuvası. Hem sunumu çok güzel oluyor, hem yapımı çok güzel oluyor, hem tabii ki lezzeti de güzel oluyor. Burma baklavayı da çok seviyorum. Daha önce de onu paylaşmıştım sizinle. Bu da harika oluyor. Çıtır çıtır muhteşem bir lezzet. Mutlaka siz de bu bayram deneyin. Sevdiklerinizle paylaşın. Tarifi beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, başka güzel tariflerde de buluşmak üzere kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.